Bugün Dana Linnet'i ağırlıyoruz. Kendisi The Summit Group DC'nin CEO'su ve aynı zamanda eski bir ABD'li diplomat. Hoş geldin Bloomberg HT'ye. Evet, ben çok büyük bir takipçisiyim Bloomberg'ün. Burada olmak çok güzel. İlk olarak ABD'nin uluslararası piyasalarda en büyük rekabetçiliğe sahip olması iş yapma ortamında, bu gibi ekonomik koşullar altında acaba nasıl zorluklar var acaba yatırımcılar için, özellikle de uluslararası yatırımcılar için? Evet, çok teşekkür ederim bu soru için. Öncelikle herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi yapmayacağım. Bunları önceden belirtmem gerekiyor her zaman olduğu gibi. Ama haklısın. Amerika Birleşik Devletleri iş yapmak için çok dirençli bir yer. Çok oynaklıklardan geçtik. Piyasalarda oynaklıklar oldu. Örneğin işte kripto çöküşü oldu. Bir taraftan, diğer taraftan bankacılık sektörü tesis edildi. Ve bence ABD ekonomisi çok dirençli, güçlü olmaya devam ediyor. Ve yatırımcılar da trendlerine baktığım zaman bu süreç içerisinde şunu görüyorum. Herkes bu yatırımlara devam ediyor ve bir şekilde hem nakitlerini tutuyorlar hem de değer hisselerini, bir orada daha önce sahip olmuş oldukları değer hisselerine de sahip çıkıyorlar. Elimize ulaşan verilere de baktığımız zaman, yani aslında ABD'deki bu yatırımcı ortamı çok güçlü, dirençli olmaya devam ediyor ve ben aynı zamanda şunu da söylüyorum. Yani öyle bir noktaya geldik ki bu yıl ve önümüzdeki yıl bu yeni yatırımların dönemi olacak ve dördüncü çeyreğe baktığımız zaman 2024'e giderken burada belki de teknoloji yatırımcıları biraz daha ortaya çıkacak. Belki burada biraz konsolidasyon olduğunu görüyoruz ama bence gerçek yatırımlar o zaman ortaya çıkacak. Çünkü bu elde tutulan nakitler bir yere gitmek durumunda kalacak. Şu an itibariyle belki de işte yeni teknolojiler olabilir. Yapay zeka olsun, tüketici teknolojisi, yeşil teknolojiler, uzay teknolojileri ve bence belki de kuantum teknolojileri bile olacak ve onlar oraya gidecek. Çünkü tüketiciler bu konuda biraz meraklı ve aynı zamanda talebin yüksek olacağını düşünüyorum. Amerika piyasaları için çok iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum ve biz her yerden, bütün dünyadan kendi piyasalarımıza katılım için herkesi de davet ediyoruz. Çünkü burada bir hem stabilite var hem de direnç var ve ben heyecanlıyım bununla alakalı olarak. Dana, AI'dan, yani yapay zekadan bahsettin ve yapay zekanın acaba riskli olabileceğine dair bazı sonuçlar çıkıyor mu? Acaba hükümetler bu konuyla alakalı nasıl aksiyon almalı? Avantajları ve dezavantajları nedir? Bence bu gerçekten de önemli bir soru. Çünkü herkesin şu anda sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Bizim elimizde güçlü bir teknoloji var ve bununla başa çıkabilecek yeterliğe sahip miyiz? İşte soru bu. Ve şunu da anlıyorum. Teknoloji liderleri neden böyle bir uyarıda bulundu, bunu da anlayabiliyorum. Ama bir taraftan da çok aslında absürt geliyor. Yani bu konuyla alakalı olarak yapay zekada iletişimi, gelişimi önüne geçilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Çünkü bütün bu hayata geçen algoritmalar hepsi çok güzel ve önü açık gelişmeler oluyor. Ve tabii ki bizim için de önemli. Çünkü orada dışarıda olan her şeyi siz iyiye ya da kötüye kullanabilirsiniz. Bence yapay zeka ile ilgili en önemli şey iyimserliği, iyiliği biraz daha yaymaya çalışmak olacaktır. Ve aşağı yönlü risklerin önüne geçebilmesi için yeni regülasyonlar, yeni kanunlar çıkarılmalı. Daha etik yapay zeka kullanımı konusunda adımlar atılmalı. Ve bu sadece ABD içerisinde değil, aynı zamanda bunu küresel çapta yapmamız gerekiyor. Tabii ki mesela beyaz ülkeler bu konuyla alakalı ilgi göstermeyebilir, hukuki tarafıyla alakalı olarak, ama biz bunun aslında insanlık için çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani yeni kurallar getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu aşağı yönlü riskleri bertaraf edebilmek ve hem ekonomik için, hem refah için, hem ekonomimiz için, yani bunların hepsi için faydaları öne çıkarabilecek kurallar getirilmesi gerektiğini savunuyoruz.
Bence yeni bu konuyla alakalı olarak yeni yeni uluslararası diplomasi trafiği gerçekleşiyor ve ben ABD'de diplomat olarak görev alırken orada teknoloji diplomasisi çalışmaları da yaptım. Avrupa'da da birkaç ülke bunu uzun zamandır yapıyor. Biz ABD olarak bunun biraz gerisinde kalmıştık ama bence direkt olarak bu transatlantik topluluğunda Asya'da, Latin Amerika'da bir araya gelip ve bu gücü, bu teknolojinin gücünü beraber ortaya çıkarmak için bir anlayış var. Yani bundan kaçamayız, bir şekilde saklanamayız, onun varlığına karşı gelemeyiz. Bu gerçekçi olmazdı. Yani insanlar bu şekilde olursa o zaman da biz yeni bir teknoloji yoksunluğu göreceğiz ki bu da aslında çok konuşulan bir durum. San Francisco'da yer alıyorum. Bu işte siber güvenlik ve teknoloji anlamında Davos'u sayılabilir burada yapılan bu katıldığım organizasyonun. Ve bunların hepsi tabii ki büyük riskler içeriyor olsa da yine de onlara sahip çıkmak ve regülasyonlarla, yeni kurallarla kontrol altına almak daha önemli. Evet, teknolojiden, siber güvenlikten bahsediyorsun. ABD'nin bu anlamdaki dış politikalarından bir tanesi de bu konuda Çin oluyor. Acaba teknoloji bakış açısından baktığımız zaman ABD'nin teknoloji yatırımları şu anda Çin'le rekabet içerisinde mi? Evet, bu daha çok iki partiyi de ilgilendiren bir durum ve işte ABD politikasındaki, siyasetindeki önemli iki yeri kapsayan bir alan. Bunları en büyük dış politika problemi olarak görüyor olabilirsiniz ve bu konuyla alakalı adımlar atılıyor her iki partiden de. Ve işte teknolojimizi ve buradaki o yarışımızı acaba Çin'e karşı nasıl geliştirebiliriz buna bakıyoruz. Buna bakıyorlar ve işte Çin bu konuda biraz daha agresif olduktan sonra ABD'de bir dakika durun biz ne yapmamız gerekiyor şimdi diye düşünmeye başlamıştı. Çünkü teknoloji Çin tarafından bazen çok sorumluluk dışı kullanılabiliyor ve bize karşı bir ticaret savaşı da başlattılar. Orada biraz daha güç isteği var ve bu da aslında çokça konuşuluyor. Bu yeni bir şey değil ama yeni olan şey şu. Daha önce geçmişte biz Çin rejimlerinin bu isteklerini biraz daha dengelediğini, daha dünyaya yaklaşırken daha kooperasyon içerisinde olduğunu görmüştük. Ama bunu pek çok aslında bunun karşılığı ABD'de de vardı. Ama şu anda Çin'de Xi Jinping bunu tamamen ortadan kaldırmış durumda. Bu direkt olarak Çin'i hedeflerine çok açık bir şekilde dikte etmeye çalışıyor ve öyle bir noktadayız ki deglobalizasyon döneminden geçiyoruz. Yani öyle trendler görüyoruz ki artık siyasi istikrarın bir şekilde burada bazen işe yaramadığı durumlar oluyor. Bence siyasetin çoğunluğu hükümet tarafında yer alıyor. Nasıl bir rekabet içerisinde olabileceğimiz ve kendimizi nasıl savunabileceğimiz, nasıl koruyabileceğimiz alan oluyor ve bununla tabii ki müttefiklerimiz de nasıl oluyor. Bunun bir tarafı da espiyonaj yani casusluk. Burada batılı ülkelere karşı yapılan bu casusluk çok ciddi saldırılar olabiliyor ve çok güçlü olarak yapılan bütün saldırılarda Çin hükümetinden gelmiş durumda ve bunlar ABD tarafından, Avrupa tarafından çokça aslında tespit edilmiş durumda. Biz bunu yapmıyoruz. Hiçbir şekilde gidip bir IP çalma durumu gerçekleştirmiyoruz Çin'den ama onlar yapıyor. Ve işte bu Çin'in, Xi'nin hedeflerinin bize olan kısmının kötü bir göstergesi, olumsuz tarafı bunlardan oluşuyor.